arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir model çalışması yapacağız modelimizi yazlık bluzlarımızda yeleklerimizde kullanabilirsiniz örmesi gayet kolay bir çalışma bir tarafta kesme işlemimizi yaparken bir tarafta da hemen artma işlemini yaparak ilmek sayımızı hep koruyacağız ve aralıklarla modelimizi yerleştirerek devam edeceğiz arkasında çevirdiğimizde tamamen ters olduğunu görmekteyiz ön yüzden düz. Sadece şurada küçük bir işlemimiz olacak modelimizi çalışmak için. Evet, kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi kurmak için ilmeklerimi aldım ve bir sıra düz örerek e, örgümün düz yönüne geldim ve 3 numara şişimle modelimizi kuruyorum. Hemen örmeye başlayalım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane düzümü örüyorum 7 düz ilmeğimizi ördükten sonra sıradaki iki tane ilmeğimizi şu şekilde bakınız arkasından girerek düz olarak örüyorum yani burada kesme işlemi yaptım 2 ilmeğimi şöyle yandan girerek ördüm düz yönde ve ilmeğimi teke düşürdüm bir tane ilmek hemen aldığımız yani eksildiğimiz yerdeki ilmeği yerine hemen artışımızı yapıyoruz. İlmek sayısında herhangi bir şekilde kayıp yaşamıyoruz. 7 tane düzümü tekrar örüyorum. 2 3 4 5 6 7. 7 düzümüzü ördükten sonra 2 tane ilmeğimizin yine ilerisinden şöyle giriyorum düz örüyorum. 2 ilmeğimizi tek ilmeğe indirdik. Hemen üzerine bir tane ilmeğimi alıyorum ve 7 tane düzümü örmeye başlıyorum. 7 düzümüzü ördükten sonra 2 ilmeğimizi sağ tarafa yatırarak kesiyoruz ve bir tane artış yapıyoruz. Sayalım. 2 4 5 6 ve 7. 2 ilmeğimi yine şöyle ardından giriyorum. Düz örüyorum bir tane artışımı yapıp son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu dilimizi ilk sırada bu şekilde kurduk. Bakınız, birinci ilmeğim boş aldım. 7 düz, 2 ilmeğimi sağ tarafa doğru yatırdım, kestim. Hemen bir tane artışımı yaptım. Tekrar 7 düz, 2 ilmeği tek seferde alarak kestik. Bir artışımızı yaptık. 7 düz, 2 ilmeğimizi aldık. Bir artışımızı yaptık ve son ilmeğimizi düz olarak ördük. Örgümün arka yönünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Artmış olduğum ilmeğimizi de hiç farklı işlem yapmıyorum. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Arttığım ilmeğimi ve diğer ilmeklerimi sırası ile ters örüyorum. başa kadar gelelim son ilmeğimi düz olarak örüyorum bakınız arka öndeyim son ilmeğimi düz alıyorum. Kenarımızın düzgün olması için birinci ilmeğimi boş aldım 2, 4, 6 tane ilmeğimi ördüm. 7 ilmeğimi ve bir sonraki ilmeğimi aynı anda örerek sağ tarafa doğru yatırıyorum bakınız. yandan giriyorum ve alıyorum. Şu şekilde ördüm. Ve bir sonraki ilmeğimi artırıyorum. Bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve ilerliyorum. Evet. Bir önceki sıramızda kestiğimiz ilmeğimiz ve ondan önceki ilmeğimizi şu şekilde önüne geçerek giriyorum yandan. Sağ tarafa doğru yatırarak düz örüyorum ve bir tane artışımı yapıyorum. Bir önceki sıradaki arttığım ilmeğimi örüp düz ilerliyorum. Bu dilimiz gayet kolay bir model. Düz örgülerimizi örüyoruz. Bakınız iki tane ilmeğimizi aynı anda aldığım ilmek ve bir öncesi ilmeğimi yine diğer tarafından giriyorum. Her ikisine de şu şekilde düz olarak örüyorum bir tane artışımı yapıp son iki ilmeğimi düz örüyorum şöyle bakalım sağ tarafa doğru ikişer ilmeğimizi alarak yatırdık ve iki ilmeğimizi aldıktan sonra bir tane artışımızı yaptık örgümün arkasını çeviriyorum bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum tekrar sıramızın başına örerek geldim bakınız arkadan ters ördüm Şöyle modelimin boyu biraz daha yükseldi. Şimdi birinci ilmeğimi boş alıyorum örmeden. 2, 4, 5 tane ilmeğimi örüyorum. 6 ile 7 aynı anda örüyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Ve bu şekilde bakınız hem yatışı sağa kaydırıyorum hem de buradaki ajurlarımızı sağa doğru kaydırıyorum. Evet üçüncü kez aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. İlmeğimi aldım. 1, 2, 3. 3 4 ve 5 5 tane ilmeğimi ördükten sonra bir önceki iki aldığım ilmeğimiz ve yanındaki ilmeğimi yan taraftan giriyorum şu şekilde düz örüyorum ve bir tane artışımı yapıyorum aradaki kalan ilmeklerimin hepsini düz örüyorum diğer kesme işlemi yaptığım yerden bir öncesi ilmeğe gelene kadar bakınız. Kesme işlemimiz ve bir öncesi ilmeğimiz. Her ikisini sağ tarafa doğru yatırarak kesiyorum. Bir artışımı yapıp düz olarak ilerliyorum. Son ilmeğimiz ve bir öncesi her ikisini alıyorum. Bir tane artışımız ve diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle görelim. Arkasını çeviriyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. ün yeniden düzüünne geldik arka sıramızı ördükten sonra 1 2 3 bakınız harjurlarımızı yaparak ilerlemekteyiz şimdi yeniden hem kesme hem de artma işlemimizi yapıyoruz 2 3 4 4 tane ördüm her iki ilmeğimi aynı anda alıyorum. kesiyorum. Bir tane artışımı yapıyorum. Kesme işlemi yaptığım ilmeğimin yanına kadar geliyorum. Yine her ikisini alıyorum. Kesme işlemi yaptım ve bir öncekini artışımı yapıyorum ve düz devam ediyorum. Bakınız kestiymiş e, ilmeği ve yanındaki yandan giriyorum. Her ikisini alıyorum. Bir tane artışımı yapıyorum. Evet sıramızı yeniden tamamladık. Şöyle görelim. Arkadan ters olarak örelim. Evet işlemimizi bir kez daha tekrar edelim. birinci ilmeğimi örmeden aldım 3 tane ördüm kestiğim ilmeğim ve bir öncesi ilmeğimi yandan giriyorum keserek sağ tarafa doğru yatırıyorum bir tane artışımı yapıyorum kestiğim ilmeğimin yerine hemen düz olarak örüyorum diğer ilmeğimizi kestiğimiz yere doğru ilerliyoruz bir öncesi ve kestiğimiz ilmeğimi görmekteyim. Her ikisini aynı anda alıyorum. Bir tane artışımı yaptıktan sonra ilerliyorum. Evet, diğer sondaki işlemimizi de yapalım. Arkadan örelim. Yeniden düz yönde görüşelim Arkadan bir sıra ters örerek geldim ve işlemimizi tamamladım. Şöyle görelim. Modelimizi e, yeniden kurmaya başlıyoruz. Bu işlemimiz tamam olduktan sonra hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve başlıyorum düz örerek geldim birinci boş ilmeğim 2 4 6 7 7 tane ilmeğimizi düz ördükten sonra modelimizi şurada başlattığımız gibi aynı şekilde başlatıyoruz her iki ilmeğimizin diğer yönünden giriyorum sağ tarafa yatırılacak şekilde düz örüyorum bir tane artışımı yapıyorum. Kesme işlemi sonrası hemen artışımızı yapıyoruz ve sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 düzümüzü ördükten sonra hemen 2 ilmeğimi alıyorum. Kesiyorum sağ tarafa doğru. Şişimin üzerine artışımı yapıyorum ve yeniden 1 2 3 4 5 6 ve 7 her iki ilmeğimizi yine alıyoruz. Kesme işlemimizi yapıyoruz. Bir tane artıyorum ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum ve aşağıda başlattığım işlemin aynı sıra üzerine bakınız aynı yere başlatıyorum. Arkayı çevirerek tekrar ters örüyorum. Arkadan ters olarak örüp geldim. Aşağıdaki sıradaki yapmış olduğumuz bütün işlemlerimizi birebir tekrar ederek e, ilerleyeceğiz ve 1 2 3 4 5 her 5 tane artışımızı yaptığımız yerden bakınız ajurlarımızı görmekteyiz. Her 5 ajurumuzu tamamladıktan sonra yeniden modelimizi ilk başlangıçtaki gibi kurarak ilerleyeceğiz. Şimdi biraz büyütelim ve sonrasında görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar modelimizi arka arkaya aynı şekilde kurduk. 1 2 3 4 5 defa bakınız artma ve eksilme işlemimizi aynı anda yaptık ve çalışmamızı sona erdirdik. Evet beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.